Merhaba arkadaşlar, Gamer.com kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir 13. Cuma videosundan hepinize selamlar. Başlıktan ve şu anki ekrandan anlayacağınız üzere değişik bir 13. Cuma videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi oyunumuzun giriş ekranı falan farklı. Zaten altında da hangi moda ait olduğu yazıyor. Şimdi ilk önce bu modla ilgili biraz bilgi vereyim. Bu mod nedir, neden böyle bir şey yapıyorum vesaire. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 13. Cuma oyunu telif yüzünden güncelleme falan çıkaramaz oldu. Hani yeni JSON olsun, map olsun falan gelmiyor. Bu sorunun çözüleceğini de düşünmüyorum. Hani temelli artık oyun bitti diyebiliriz. Ha, oynayan yine var ama güncelleme almayacak oyun. Dolayısıyla birkaç arkadaşımız da bu mod yapma kararı almış. İşte modun içerisinde JSONX var. JSONX'in haritası olan Grendel map'i var. Biliyorsunuz ki uzay haritası. Bu modun ana oyunla bir ilgisi yok. Tamamen farklı bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Hani o yüzden ana oyuna gelecek falan diye çok heveslenmeyin. Ve şu an bu modu herkese dağıtmıyorlar. Sadece 3-4 tane YouTuber'da var. Bunlardan birisi de benim. O yüzden değerimi bilin. Hani dediğim gibi sadece 3-4 kişi de var. Dolayısıyla bugün botlara karşı oynayacağım oyunu. Hani böyle map'i gösterme, tanıtma amaçlı. Onun hariç şöyle güzel bir haber vereyim. Bu mod hani böyle ayrı bir oyun gibisinden 26 Mayıs'ta herkese açık bir şekilde yayınlanacak. 26 Mayıs'a kadar dediğim gibi sadece özel YouTuber'lar kullanabiliyor. Hani ertelenir veya bir şey olur bilmiyorum orasını, fakat 26 Mayıs'ta herkese açık bir şekilde yayınlanacağı söylendi. Öyle bir şey olması durumunda ekiple birlikte JSONX'in uzay haritası mapinde oynarız. Ve o videoda da size nasıl yapmanız gerektiğini falan anlatırım, merak etmeyin. Dediğim gibi normal oyundan farklı bir mod. Normal oyundaki oyuncularla eşleşmiyorsunuz burada. Modumuzda aynı zamanda Lazarus Experience adı altında bir virtual cabin var. Biliyorsunuz ki yıllar önce bir virtual cabin çekmiştik İbo'yla birlikte. Adamlar yeni bir tane virtual cabin de eklemişler. Bunu da ayrı bir video olarak çekeceğim. Evet gençler, önce server kısmına girerek map tanıtımını yapacağım. Haritada herhangi bir yeri kapatmamak için de facecam'ımı kapattım. Uzay haritasında JSON oynarken tekrar facecam'ımı açacağım, yani videonun ilerleyen dakikalarında. Burada gördüğünüz gibi Grendel map'ine basıyoruz. Ve haritamız geldi. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir müzik eşliğinde map'imizi hızlı hızlı gezelim. Ardından da ben map'in detaylarını anlatayım size. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Dolaplarımız şu şekil. Yine aynı oyunda olduğu gibi şu şekil dolaba girebiliyoruz. Tabii daha modern bir dizayna sahip. Onun harici kapılar şu şekil, tuşlu. Hani diğer evdeki gibi kapıyı kapatayım, tahta koyayım falan yok. Şu şekil tuşuna basarak açabiliyorsunuz. Diğer taraftan tekrar tuşuna basarak da kapatabiliyorsunuz. Kapıyı kilitlemek için de E'ye basılı tutuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi oradaki butonu indirerek kapıyı bu şekil kilitliyor. Gerçekten teknoloji bambaşka bir şey arkadaşlar. Çekmecelerimiz yine aynı, açılabiliyor. Çakı çıkarttım. Çakının rengi gördüyseniz eğer maviydi. Birçok item böyle hani mavi yapmışlar. Hani başkalaşım geçirmiş, evrim geçirmiş gibi yapmışlar itemları. Şu an bir tane çip buldum. Şöyle yere atayım, gördüğünüz gibi bir çip buldum. Bu çip sayesinde kaçabiliyorsunuz. Map bulursam map'i de açıp detaylı bir şekilde göstereceğim. İşte şu gördüğünüz kapılardan çip yerleştirerek kaçabiliyorsunuz. Fakat mantığını tam olarak bilmiyorum. Hani direkt buna çip yerleştirip kaçabiliyor muyuz? Yoksa tüm kapılardaki çipleri mi tamamlamalıyız? Bunu bilmiyorum. Hani mesela şu an çipi yerleştiremiyorum. Belki de her kapının farklı çipi vardır. Onu bulmam gerekiyordur. Ve haritada şu şekil ışınlanma noktaları var. Buraya gidip E'ye basılı tuttuğunuzda orada bir form dolduruyor ve gördüğünüz gibi map'in rastgele bir bölgesine ışınlanıyorsunuz. Daha doğrusu diğer teleport noktasının olduğu yere ışınlanıyorsunuz. Beyzbol sopamız gördüğünüz gibi dizayn edilmiş. Renklendirmesi falan gayet hoş. Spreyimiz aynı şekil, gördüğünüz gibi mavi yapılmış. Ve map çıkarttım arkadaşlar. Şu an map'imiz de bu. Öyle kağıt parçası falan yok. Tablet var. M tuşuna bastık ve map'imiz de bu şekilde dizayn edilmiş. Fuse kutusunu buldum. Bunu yaptığımız zaman hani nasıl oluyor sonuçta? Uzaya polis gelecek hali yok. Merak edilesi bir konu. Eğer bulabilirsem yaparım. Şöyle çok ilginç bir tünel buldum. Korkunç ve ilginç. Böyle sonik bombası gibi bir şey buldum arkadaşlar. Bu sanırım çatapat. Atalım. Aynen gördüğünüz gibi. Çatapatımız bu şekilde ayarlanmış.
Bu arada çipi kullanabileceğim doğru kapıyı sanırım buldum arkadaşlar. Bir de renklendirme ayarım yapıldı değilmiş, onu yaptım, kusura bakmayın. Şimdi daha iyi göreceksiniz oyunu. Aynı araba tamir eder gibi E-tuşuna basılı tutuyoruz ve tamirimizi aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Tamiri bitirdim, çipi oraya yerleştirdi. Fakat direkt gidemiyorum galiba. Evet, şu altta gördüğünüz karelerin dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Direkt tamiri bitirdikten sonra kapıyı açıp gidemiyorsunuz. İki tanesi doldu. Üçüncü de doldu. Bunların hepsi dolduğu zaman kapı açılıyor ve gidebiliyoruz. Biz map'imizi incelemeye devam edelim. En son kaçacağımız zaman tekrar buraya geliriz. Bir tane de balta buldum arkadaşlar. Baltamız da aynı. Diğer itemlar gibi maviye boyanmış. Şöyle bir tane koyduk mu? Bu arada şöyle çok ilginç bir oda buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan uzayı görebiliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Basabildiğimiz bir buton. Bastığımız zaman yeşile dönüyor. Fakat bunun hemen karşısında bir tane daha aynısından var. Ve anladığım kadarıyla iki kişinin aynı anda basması gerekiyor. Hani ne olduğunu merak ediyorum açıkçası. Ama tek başıma girebildiğim için maalesef gösteremiyorum. Ve map'in bahçesini buldum. Hani uzayda bunların ne işi var demeyin, oluyormuş. Direkt sanırım diğer maplerin üzerine dizayn edilmiş. Zaten buraya da bir barikat örülmüş. Dışarı çıkamıyoruz. Ve dışarıdaki itemlarımız aynı. Hani herhangi bir uzay hissi verilmemiş onlara. Tuzaklarımız şu şekilde olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da modernleşmiş. Şöyle mesela şuraya atalım. Son teknolojiye sahip olduğunu görüyorsunuz tuzağımızın. Şöyle teleportumuzu tekrar kullanalım mesela. Ve arkadaşlar tüfeğimiz gördüğünüz gibi ne hale dönmüş. Resmen uzay silahına çevirmişler. Şöyle tüfeğimizi alalım. Bu arada burası da çok ilginç bir oda. Şu şekil şuraya sıkayım. Bitirir. Jason'ın işini falan bitirir babacım. Arkadaşlar bu arada abartmıyorum. 30-40 tane çekmece açtım. Bir türlü sigortayı bulamadım. Hani acaba koymadılar mı bilmiyorum. Çünkü neredeyse tüm çekmeceleri açtım. Hani o poliste kaçma olayı nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Gerçekten ben de merak ettim ama bulamadım. Kusura bakmayın. Hani başka bir videoda gösterebilirsem gösteririm. Evet gençler, bildiğim çoğu şeyi anlattım. Ve gördüğünüz gibi alttaki barlar dolarak kapımız açılmış. Dilerseniz map'teki kaçışımızı da gerçekleştirelim. Ardından bir el burada botlara karşı Jason oynayıp videomuzu bitirelim. Kaçıyorum ve kaçtım. Herhangi ekstra bir animasyon olmadı. Kapımızdan geçtik, kapımız kapandı. Ha, şimdi biraz bir şey oldu. Titredik mitredik. Herhalde ışınlandık mı artık, ne oldu bilmiyorum. Ve kaçışımızı tamamladık. Map'le ilgili yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu ayrı bir oyun gibi olduğu için seviyem 1. Dolayısıyla bir tek Part 3 Jason'ım açık, onu oynayacağım yani. 7 bot koyuyorum, botların zorluğunu da hard yapıyorum. Bakalım bir introsu vardır diye düşünüyorum. Var, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo, kapsüllerden çıkıyorlar. Yine mi bu ölüyor be? Bu arada bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani resmen oyun yapımcılarına demişler ki hani siz çekinin kenara, biz bu işi devralıyoruz babacığım. Şimdi arkadaşlar benim merak ettiğim şey şu. Jason'ın evi sanırım bu map'te yok. Hani Jason X filmini izleyenler daha hakimdir bu konuya ama yok diye biliyorum. Ulan botların kafa çalışır mı bilmiyorum da. Keşke bir şey yapsalar. Telefonu falan yapsalar da göstersek, animasyonunu gösteremedik. Arkadaşlar kapıları mecbur böyle öküz gibi kıracağız galiba. Ya da sadece bu kapıya özel bug'a girdim. Çok iyi bu arada animasyon. Gerçekten bu arada. Hani yapan kişi kim bilmiyorum ama. Ha bu da elektrik. Buradan da elektrikleri alıyoruz. Şimdi almayalım. Boşa görüntümüz kötüleşmesin. Ha, Jason da kapıyı parmak basarak açabiliyormuş hocam. Zaten botlara karşı oynadığımız için hani kasmaya gerek yok. Amacım map'i tanıtmak. Şurada bir yerde sanırım. Aha. Direkt ağzının içine attım lan. Bak bak arkadaş nasıl sattı gidiyor. Sattı gidiyor. Hey hey. Bir kill'i göreydik la. Bu arada Adam Palamino deparı koydu valla. Hani kill bile eklemedim sanırım. Bir tane kill'im var. Şunu bir yaralayayım ben ya. Böyle odaları da gezelim. Adam'cım gel odaları gezdir bana. Teşekkür ediyorum. Burada bak fanuslarımız falan ama bitki falan yetiştiriyorlar özel. Bana mı vuracaksın lan? Oğlum bottan al ayak yemezsin be Ahmet. Bir tane daha kill'imiz varmış. Onu yapamıyor muyum lan? Aa şurada öldüreyim. Ne oldu map'in özel kill'i? Ha. Bu sanırım diğer map'lerde de vardı bu. Şuradan diğer yerlere geçiyor. Oğlum ne yapıyor lan orada? Aa yavşağa bak. Çıkış kapısını şeyini takıyor. Oğlum ben bile çakı bulamıyorum. Bot çakı bulmuş. Vay anasını avradın. Bot bize çakı verdi arkadaşlar. O kadar hard seçtik bot. Aha telefonu yapıyorlar. Çok iyi lan. Bunu engellemeyeyim. Bunu engellemeyeyim. Yaptı vallahi yaptı. Telefonu yaptı babacım. Telefonu gerçekten yaptı. Bunu ben bir bozmayayım ya. Bunu ben bir bozmayayım. Gerekirse kaçsınlar.
Ha, sorun değil zaten, hani botlara karşı oynuyoruz. Şöyle dolap kırmayı da gösterelim. Biri çıksaydı içinden ne gülerdim ama be, düşünsene. Böyle botsun, seni tasarlamışlar tamam mı? Kod falan yazmışlar senin için. Elin Sivaslısı geliyor, dolaba koyuyor. Aa, Adam ne yapıyorsun lan? Dur. Lan belası dombili. Lan biliyor musun lan burada olduğumu? Ana. Dur. Mal bağırma dur. Şu bacak arası skillini neden yapamıyorum? Dur gel, seni de şurada öldürelim o zaman. Bu da mı aynı? Oo, bu başka, güzel. Bu beyin kanamasından gitti hocam. Abi hepsini de öldürmeyelim de polis de gelsin bir yandan değil mi? Füze yaptılar ama polis inşallah aramışlardır yani. Hocam sea, iyi fena salak değiller diyecektim de salaklarmış. Neyse sen bir git. Dur bir hemen bitirmeyelim. Bunu mesela ben geri bozabiliyor muyum? Geri bozabiliyorum, aramadılar mı yani? Bu o anlama mı geliyor bu? Sanırım aramadılar, evet. Ben de bozdum. Ulan füze takıp niye aramazsın ki polisi anasını satayım ya? Niye lan niye? Allah Allah. Hard olunca herhalde bunlara item mi yükleniyor, ne oluyor? Merak etmiştim, polisi de aramamışlar arkadaşlar, kafayı çalıştıramadılar. Artık onu 26 Mayıs'ta herkese açık bir şekilde çıkarsa orada ekiple birlikte deneriz yani. Bir shift atalım, hiç shift atmadık. Uyuu, kamp kili. Yakabiliyor muyum? Çok iyi. Ulan şansına nerede öldü anasını satayım. Bak şu karakter ekipten biri olsaydı ibo olurdu. Hani o kadar yeni map, uzay haritası falan dedik. Anacım bir susarsan. Adam gitti yine nerede öldü gördün mü? Yine kampta öldü yani, bunu normal map'te de ölebilirdi. Çok bir şey değişmedi yani onun için. Onun orduna. Oo, silah bulmuş, bir sıksana bana onu. Hard dedik, ne çıktı, bir vur be. Lan bir sıf mal. Ben ona vursam o da bana vurur mu acaba? Böyle geziyoruz map beraber arkadaşlar, evet. Map gene Edin Palamino'yu bulduk. Allah Allah. Bu şey mi lan? Ha bir dakika. Tommy'yi aradığımızda gelen kişi sanırım. Jason X'in filminde bunun adı neydi ya? Mr. X miydi? Ne? Yok lan, o Resident'taydı. Neydi bunun adı ya? Arkadaşlar bulursam buraya yazacağım adını. Galiba o bu arada. Dolapta öldürebiliyor muyum? Ha yeter be. Tabii Tommy yerine geldiyse çakısı vardır, doğru. Çünkü bu map'te Tommy gelmiyor arkadaşlar. Bu geliyor. Oğlum taktı peşine beni götürüyor. Yetişemiyorum da anasını satayım. Aha yine telefonu yapıyor. Tamam ben bunları salayım, bir arasınlar ya. Vallahi çok merak ettim. Deli bir shift. Oğlum bu... Oo. Bu map'te bir şey değil mi? Shift atmak çok zor. Telefonu yine bozabiliyorum. Herhalde yine aramadılar yapıp. Belki de aranacak yeri arıyorlardır. Ha, diğer taraftan kapısını kilitlemişler bunun. Gel. Tamam seni öldürelim artık kanka ya, yeter. Burada özel kill falan var mı? Şura var da. Yuh. Oğlum ne kadar hızlı yaptı lan. Ya şurası var da burası aynı duvar kilimi, merak ettim. Seni düz öldürelim ya, biz senin kaçıyorsun çünkü. Senin şeyin iyiymiş. Evet, dediğim kişi bu arada bu. Bu oyundaki karakterlerden birisi değil. Tom yerine bu geliyor. Oğlum şerefsiz ya. Kilitli kapıları kırabiliyorum değil mi? Aynen. Yani çok saçma olur, çok OP olurdu diğer türlü. Bak. Allah'ın ikiz dingillerine bak. Bir de kapı falan açıp içeri falan giriyorlar bak. Bu ikisi şey galiba, bunların taşıyıcıları mı? Oğlum o... Aaa! Lan ip nelere bak. Of. Kapının şeyini... Kanka ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Gel seni pencere... Bunlar hile. O zaman aha gel, şurayı merak etmiştim. Lan alamıyorum ki orada. Hatta diğer uçtaymış ya. Şey atardı, Wiggle atardı. Diğerine ne oldu lan? Aaa! İki kişi kaçmış. Lan hiç haberim bile olmadı ya lan. Animasyonumuzda şöyle görmüş olduk. Allah'a canım, haberim bile olmadı, iki kişi gitmiş bile. Heh bak adı yazıyor. KM14, bu işte arkadaşlar size dediğim. Bir tane 13. Cuma videomda da yer vermiştim zaten kendisine. Yani bu map'te Tommy gelmiyor. Tommy aradığınız zaman o KM14 adlı arkadaşımız geliyor. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim gençler. Dediğim gibi map'le ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. 26 Mayıs'ta herkese çıkacağı söyleniyor bu modun. Herkese çıkarsa zaten ekiple birlikte oynayıp videosunu atarız. Size de nasıl yapmanız gerektiğini anlatırım. Hani yorumlarda abi nasıl yapacağız, nasıl erişebiliriz gibisinden şeyler yazmanıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi sadece 3-4 kişiye özel bir mod. Ben de şanslıyım ki bunlardan birisiyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.